Vatan uchun nima qilish kerak? Abdori Muhammed Yusup. Biz kuchliklar ojizlarni yeb yashaydigan o'rmon qonuni hukm surayotgan bir zamonda yashayotimiz. Dunyo yaralgandan beri bu qonuniyat o'zgarmadi. Kuchliklar kuchini yo'qotmagan muddatgacha kuchlik bo'laverdi. Ojizlar kuchlik bo'lishga intilmagan muddatgacha ojiz qilaverdi. Bara-bara dunyodan yo'qolib, tarixga aylanib qoldi. Atrofimizda cho'ng beliqlar kichik beliqlarni yeb, samirib yashayotdi. Kichik beliqlar asta-asta munqarizlikka yuz tutayotdi. Chunki yashash uchun kuchli bo'lish kerak. Avstraliyani besib olgan angliyalik inglizlar Avstraliyaning asli fuqarolari bo'lgan aborjin millatini o'ltirib tugatishni niyat qilgan bo'lsa-mu, ularni quvlab borgan inglizlar Avstraliyaning issiq balvaqqa joylashgan rayonlarining issiqiga bardoshlik berolmaganlikdan quvlashdan voz kechish sababli fuqarolardan intayin ostondagi kishilar hayot qolgan ekan. Avstraliyada yashaydigan bir do'stimning aytib berishicha, hozir Avstraliyadagi yerliklarning nisbati butun Avstraliya nuposining 1%-dan tashkil qiladi ekan. Vatanimizdan inglizlarni qo'g'lab chiqarmiz, Avstraliyani azod qilamiz degan biror aborijinning ovozini anglab baxmadik, chunki ular tugidi. Ularning tugishi bilan ulardagi ruh va irodami tugidi. Hech qanday bir davlat yoki bir millat aborijinlarga ich og'ritib, ularning davlatini o'zlariga elib berish kerak deb baxmadi. Andalus, hozirgi Ispaniya o'z vaqtida islom davlatining poytaxti edi. Milad 710 yildan 1492 yilgichilik islom hokimiyati yurgizilgan. Ko'plagan madaniyatlar maydonga kelgan, ilm-fan taraqqi qilgan bir islom markazi edi. Bütün Yevropalıqlar bu mərkəzgə kilişini və onun mədrislərdə ilim mərbət ügünüşünü arzu qılıdıqan bu şallıq İslam mərkəzi Qızıl Kırız Xristiyan müstəmlikçilər tərpidin işğal qılınğandın kiyin o caydiki musulmanlar ya Xristiyan dinin qobıl qılış ya ki ölüb tügüşüşdün ibarət iki tallaşqı məcburlanğan bulub köpləri ölüb tügüdik. Şunun bilan 800 yılga yakın İslam hakimiyeti yürgizilgen ve İslam medeniyet merkezlerden bulup kegen Endülüs dövdi, Hristiyan dövdüge ahalisi Hristiyanlığa aylanıp kaldı. Hazırkı günde hiç kandak bir Müslüman dövdünün ya ki Müslüman cemaatinin Endülüs'ünü kaytırvalımız digerlikini anlap bakmadık. Çünkü unutulup getti. İntiqam aladigan, öz vatanını qaytırvaladigan jalla ölüp tügidi. Keyinkilar özlarının dardı bilen qaldı. Demek, her kim özünü özü qutquzishi kerek. Başqa biri onu qutquzup qoymaydı. Hatta Allah Taala mu jim yatqan xalqni qulluqdan örlikke açqıp qoymaydı. Eger şu xalq özligidin harakatga kelib, qulluqdan qutulish yolini izdab meydanga tushsa va yo'li haq bo'lib, shariat va tabiat, ya'ni sabab bilish qonuniyatlariga amal qilgan bo'lsa, Alloh taolo ularga cho'qim yordam qiladi. Bu payg'ambar alayhisalom bilan sahobalarning misoliga o'xshaydi. Agar u xalqning yo'li haq bo'lsa-mu, ular shariat va tabiat qonuniyatlariga amal qilmagan bo'lsa, Alloh taolo ularga yordam qilmaydi. Ularni o'z iqtidoriga va kuch-quvvatiga tark etadi. Ular o'z tirishchanligiga qarab yo g'alaba qiladi, yo yengiladi. Bu dunyo adolat qilmaydi, insof qilmaydi, hech kimga va hech bir millatga ich og'ritmaydi. Haq nohaq bu dunyoda bir taraf qilinmaydi. Kim kuchli bo'lsa, haqiqat shuning yenida bo'ladi. Shuning gap aqidi. Chunki bu dunyo haq nohaq ayriladigan Adalet hüküm sürdüğün cay emez. Onun orni ahirettir. Bu dünya cepadın korkmaydıgan, çıdamçallık bilen işleydiganlığı kurulgan meydan bulup, işlemegen adam, ya ki millet, gerçi Allah Taala'ga imanı bar, mühmin bulsun mu? Bu dünyada netice kazanılmaydı. İşleydiğen adam, ya ki millet, gerçi kapır bulsun mu? O işlegen işinin neticesini çokum gördü. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'deki insan faqat özü işlegen işinin neticesini gördü degen sözü de insan dep keltirgen
Mühmin insan yoki kafir insan demegan. Mayli qandaq millat bo'lsin, qandaq insan bo'lsin, ishlagan ishlaydi. Bularning hammasini o'ylaganimizda tövendikidek natijalarga erishimiz. Birinchi, bizning oxirat kuniga bo'lgan iymonimiz kuchlanadi. Alloh taolaning adolatiga bo'lgan talpinishimiz oshadi. Chunki bu dunyoning naqchiliklari, insobsizligi, adolatsizligi bizni Alloh taolaning adolatiga talpindirdi. Oxiratdan iborat haq naq ayrılıdigan, adolat öz o'rnini topadigan, zolimlar jazosini tortadigan, zulmga uchirganlar intiqomini oladigan bir kunning bo'lishi aqlning va adolatning taqazzosidir. Navoda oxiratdan iborat adolat 100% amalga oshadigan, haq naq ayrılıdigan, hatto mangusiz hayvonlarning qisosi mangulik hayvonlardan ilib berildigan bir kun bo'lmasa edi. İnsanlarda adaletke telpiniş, naqçılıkını yaman görüş, hissiyatı bolmagan bolatdi. Çünki yok nersini tasavvur kılgılımı bolmaydı. İkinci, biz özümüzni özümüz kutuldurmasak, bizni çoğun devletle, ya ki musulman halıkla ve ya ki kandaş halıkla kutkuzup koymaydı. Özümüzden başka, eşkandak devlet, eşkandak halık, bizning g'imimizni yemaydi. Hatto Alloh taolamiz bizni qulluqdan, asoratdan qutqizib qo'ymaydi. Chunki Alloh taolo yotqanni yo'lamaydi. Ammo o'rindan turganni, harakat qilganni, qonuniyat bo'yicha ish qilganni yo'lab qo'ydi. Alloh taolo burunqi payg'ambarlarning ummatlari ichidagi zolimlarni halok qilish orqali İzilgən mühminlərini qutquzub qoyğan bolsumu, bu qanuniyyət Muhammed ələyislamğa kəlgəndə özgərgən. Şuna Allah dala İslam ümmitdəgə ababil qoşullarını əvətməydi. Ulanın düşməllərini özə halaq qılıb bərməydi. Mühminlər Muhammed ələyislamdək şəriyyət və təbiyyət qanuniyyətlərgə toluq əməl qılsa, Allah dala ulağı çoxum yardım qılıdı və ulanı dünyaya hükümdar qılıdı. Əgər müsəlmanlar zamanımızdakidək Allah Taala kainatı bekitgan və Qur'an-Kərimdə nazil qılğan qanuniyyətlərə əməl qılmasa, Allah Taala ulara yardım qılmaydı. Ulanı öz küç-qüvvətigə tərk etidədə əhvalı hər göz yaxşılanmaydı. 3-cü zulmdən qutuluş, müstəqilliyə erişiş uzun müsafirlik yol. Bugün yəki ədl qolğa kəltirgül buludğan iş emas. Bu yolda hayacan, hissiyat, g'azab, ochiq, sabrsizlik ishqi yormaydi. Bu yolda chidam, aql parosat, pam, idrok, yiroqni ko'rish iqtidori va izchillik kerak. Mustaqillikning ishiga kelib bo'lgan falastinliklarning ahvolini hamma obdan biladi. Ularni dunyo qo'llamayotdi yoki ularning Isroiliyadan o'z haqqini olishga күчі етмейбатуды. Мұстақылық деген, әр кемге чырайлық аңлыныдыған, езілген мұстамлікнің дәрдіні болғычы тартқан халықның көңліні хош қылыдыған, чырайығы күлкі беғішлайдыған чырайлық сөз. Әр қандақ ойғыр мұстақылчыдыр. Әтта Қытайды юқыры мәнсәпкі чыққан ғалчы ойғырла мұ? Кашке, мұстақыл болған болсақ, чоң бір Қытай дөлдінің кішік әмалдарлары болғандың көрі, Mustaqil bir dövlətnin dövlət ərbabları bolatdıqan digərlərini könlüdən keçirdigandı bəlkim. Demək, müstaqillikni xalımaydığan uyğur yoxdur. Amma müstaqillik degan quruq şuar bilanla, arzu arman bilanla və hissiyatqa tayınıb qozğılıb qoyış bilanla əmələ aşmaydı. Müstaqillik üçün izçil işləş, ilim mərbət, küş-quvvət, pəm parasət tələb qılınıdı. Dünyada hər kim işləgən işinin nəticəsini çoxum gördü. Keçik bosum gördü. Xormı dərxi tikkən adəm mü, onun xormısını özü göğümsü mü, onun əvladları gördü. Çünki xormı dərxi 20-30 yıldın kiyin meyvi berdiğən dərəx bulub, onu tikkən adəm umumən kiyinkilə üçün tikidi. Çünki köp hallarda onun ömrü meyvini körüşki yetməydi. Bizdə qılğan əmgəklərimnin mevisini əvladlarım körsün deydiğən xalis niyyət umumlaşqan çağda
bizning ishimiz cho'qim g'albiga qarab yo'l oladi. Bizda qilgan ishimning natijasini men ko'rishim kerak. Bo'lmas qilmayman deydigan shaxsiyatchilik illati yo'qolib, hammamiz xormi tarixi tikkan odamdek sabrchan, chidamliq, hormas bo'lib yetilgan chaqda bizning ishimiz ravaj tepishi mumkin. Nima qilish kerak? Mustaqillikka erishish yo'lida qilishga tegishli ishlarning ichida eng kapolatlik va eng mevilik bo'lgani odam yetishtirishdir. Chunki dunyoni o'zgartiradiganlar odamlardir. Yaramliq odami bor millat har kuz ojiz emas. U hamon orzusiga yetmay qolmaydi. Shuni biz oldi bilan avlodlarimizni mustaqillik uchun kerak bo'ladigan ilm, ma'rifat va ong saviya bilan yetishtirib chiqishimiz lozim. Buni amalga oshirish uchun farzandlarimizni eng oliy va eng qimmat maktablarda sifatli o'qitishimiz shart. Barcha boyligimizni farzandlarimizni o'qitish uchun sarf qilsak, eng aqlani ish qilgan bo'lamiz. Chunki bizning eng cho'ng boyligimiz avlodlarimizdir. Siyosatni biladigan, dunyoni tushunadigan, vatanini suyadigan o't yurak farzandlarni yetishtirib chiqish har bir Sharq Turkistonlikning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatidir. O'zining farzandlarini o'qitolmagan yoki farzandi bo'lmagan vatanparvar kishilar boshqalarning tirishchan va aqlli farzandlarini o'qitib qo'ysa, bu eng katta soli amal. Sadiqa jariya qatorida Alloh taolaning dargohida yozilganligi shaksizdir. Hozirgi paytda xalqimiz va dinimiz uchun buningdan katta xizmat yo'qdir. Payg'ambar alayhisolamning ish izlari qaraydigan bo'lsakmi, uning da'vatining beshi imonlik, yaramlik va o't yurak insonlarni yetishtirishdan iborat bo'lgan. Payg'ambar alayhisolam avval odam yetishtirgan, ondan shariatni tatbiq qilgan. Islomning dastlabki chog'larida alohida katta xizmatlarni ko'rsatgan sahobalarning to'lisi yoshlar bo'lib, payg'ambar alayhisolamning qo'lida tarbiyalangan ashu azmatlar dunyoni o'zgartgan. Insonlarni insonlarga qul bo'lishdan qutqizib, Alloh taolaga ibodat qilishdan iborat azizlikka elib chiqqan. Har qanday ish kichikidan boshlab cho'ngaydi. Mustaqillik uchun besilgan har bir qadamni har kuz oddiy sanamaslik, bu yo'lda to'xtab qolmaslik va izchillikni qo'ldan bermaslik kerak. Yahudilar buningdan 100 yil ko'proq vaqt ilgari Falastinda Isroiliya davlatini qurishni planladi. Uni qurish uchun ular to'sqinlik qilib turibotgan Osmoniylar davlatini yo'qotish shart edi. Chunki Osmoniylar davlati Yahudilar taqdim qilmoqchi bo'lgan ko'p miqdordagi oltin, kumushni Osmoniylar davlatining tog'dek bo'lib ketgan qarzlarini to'lab berish talabini qat'iylik bilan rad qilib, Yahudilarga Falastindan bir g'irish tuproqni bermaymiz deb chiq turgan edi. Ammo Yahudilar Falastinda Yahudi davlati qurish planidan qat'iy voz kechmadi. Osmoniylar davlatidagi uch qit'aning hokimiyati ilkida bo'lgan qudratli davlatni yo'qotish niyatidan yonmadi. Farzandlarni mushu yo'lda va mushu planda yetishtirdi. Natijani tez qo'lga keltirishga aldirab ketmadi. Sabrchanlik bilan, chidamlik bilan izchil kurash qildi. Turk tarixida Osmoniylar davlatini Teodor Herzl va Immanuel Qarasuvdan iborat ikki nafar yahudi yiqitgan deb yozdi. Poytaxt Abdul Hamid degan ko'p qismli film buni isbotlaydi. Teodor Herzl bilan Immanuel Qarasuvdan iborat bu ikki nafar yahudi Isroiliya davlati qurilishidan yarim asrdan ko'proq vaqt burun yashagan odamlar bo'lib, ular qurilmoqchi bo'lgan yahudi davlatining asosini soldi. Andin Isroiliya davlatini bu ikki yahudining irodasiga varislik qilgan yahudi avlodlar qurib chiqdi. Yahudi davlatiga asos solgan mazkur ikki yahudi mustaqil yahudi davlatini ko'rolmadi. Ammo ularning avlodlari ko'rdi va o'r yashash fursatiga ega bo'ldi. Mana bu bizga o'xshash mustamlakada ezilgan bir millatning yaqinqi zamonda qo'lga keltirgan natijasidir. Natija ani shundoq pilonli qolda izchil ishlash, hormaytolmay kurash qilish, avlodlarni shu yo'lda yetishtirish.
qilgan emgaklarimning natijasini men ko'rolmasam qandoq bo'ludi demay, natijani avlodim ko'rsin, oshular hur, erkin yashsin, men oshularning parlaq kelajagi uchun ishlay deydigan ezgu niyat va fidokorlik bilan qo'lga keladi. 2021 yili 4-oyning 20-kuni.